Başka bir grup kardeşler, İbadiye denilen bir grup. Bu gruptan İbrahim diye bir kişi vardı. Ve bu İbrahim denilen bir kişi evine arkadaşlarını davet ediyor. Ve evine arkadaşlarını davet ettikten sonra cariyesinden bir şey istiyor yani. Su istiyor, bir şey istiyor. Bu cariye de yavaş hareket ediyor. Bunun üzerine yemin ediyor ki bu cariyeyi ben bedevilere satacağım. Bedeviler o zaman da yani Müslümanlar, kafir ilan ettikleri. Bunun üzerine vallahi seni bedevilere satacağım diyor. Bunun üzerine arkadaşlarından bir tanesi diyor ki, ismi Meymun olan başka bir adam diyor ki, keyfe tebi'u cariyeten mu'minetin ile kafara, diyor ki Müslüman bir cariyeyi nasıl kafirlere satarsın diyor. Bunun üzerine İbrahim diyor ki, bu yemin eden İbrahim, İnne Allah'a kad ehallel bey'a ve kad mada ashabuna yestehillune zalik. Allah alışverişi helal kıldı. Bizim ashabımız da bunu caiz görüyorlardı diyor. Bunun üzerine o arkadaşlarından bir grup bu İbrahim'den beri oluyor, kafir ilan ediyor. Bir grup da tevakkuf ediyor, duruyorlar. Sonra onların alimlerine yazı yazıyorlar. Ne olacak falan diye. Alimler de yazıya cevaben diyor ki o alışveriş yani köleyi, cariyeyi satılması caizdir diyor. Ve bu Meymune, bu İbrahim'e kafir diyen o Meymun tövbe edilmesi gerekir. Tövbe ederse tövbesini kabul etmezse kafirdir diye cevap yazıyorlar. Bunun üzerine bu ibadiye üç gruba ayrılıyor. Birincisi İbrahim'e hak verenler, bunlara İbrahimiye deniliyor. İkincisi Meymun'a hak verenler, satılmaz, cariye kafirlere satılmaz diye. Bunlar da Meymun'a hak veren, Meymuniye diye isimlendiriliyorlar. Diğer grup da Vakife. Ne o ne o haklı duranlar. Bu da üçüncü grup olmuş oluyor. Ala kulli hal kardeşler, şimdi birkaç kıssa zikrettim. Hariciler tefkiri, inancı böyle. En ufak bir sebepten dolayı birbirini tekfir eden, birbirine den beri olan ve fırkaralı ayrılan gruplar. Şimdi bu zamandaki hariciler de böyle. En ufak bir sebepten, fıkhi bir mesele ve herhangi birisi mesele, sen mahkemeye gittin, ha sen gitmedin, ha sen kafirsin, yok sen kafir değilsin, sen kafire kafir demedin, sen de kafir oldun. Aynı kimden geliyor? İlk haricilerden geliyor. İlk haricilerin tefkiri de inancı da böyleydi. Şimdi kardeşler bu kıssalardan sonra birkaç şeyi tenbih etmek istiyorum. Birincisi tekfir kolay bir mesele değil. Tekfir çok tehlikelidir. Bir Müslümana kafir demek çok tehlikelidir. Şevkani rahimullahu teala diyor ki İ'lem ennel hukme alel rical alel raculil muslim bi hurucu min dinil İslam ve duhuli fil kufri la yenbeği li muslim yu'minu billahi ve yevmil ahir. Diyor ki Allah'a ve ahirete iman eden bir kişi Müslüman bir kişiye tekfir etmesi caiz değildir. İlla bi burhanin avdah minel şems. Ancak güneşten daha açık bir delil ile tekfir edilebilir. Güneşten daha açık bir delil ile. Feyne cafi sahihin. Çünkü Bukhari ve Müslim'deki hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men daa raculen bil kufri. Allah Resulü diyor ki kim birisine kafir derse veyahut da Allah'ın düşmanı derse ve leyse kezalik, fakat o kafir değilse ve Allah'ın düşmanı değilse hara aleyh, ona kendisine döner diyor. Şeyhül İslam İbni Teymiye rahimullahu teala diyor ki felihada kana ehlul ilmi ve sünne la yukeffirûne men khalefahum ve in kana zâlikel muhalif yukeffirûhum. Bundan dolayı ehli sünnet ve cemaatin inancı muhalifi tekfir muhalif yani hasım, onları tekfir etse dahi onlar hasmı tekfir etmezler. Ehli sünnet. Yani bidat ehli seni tekfir etse dahi veyahut da hasım, muhalif seni tekfir etse, ehli sünneti tekfir etse dahi ehli sünnet onları tekfir etmez. Lienel kufra hukmun şer'i. Çünkü tekfir etmek şer'i bir hükümdür.
Nasıl ki diyor ki bir insan sana yalan söylerse veya senin ehlinle zina ederse sen ona yalan söyleyemezsin veya da gidip onun ehlinle zina edemezsin. Çünkü ne bu? Şer'i bir hüküm. Allahu Teala'nın hükmü. Aynı şekilde birisine kafir demek, o sana kafir derse dahi ona tekfir etmek, kafir demek caiz değildir. Çünkü bu şer'i hükümdür diyor. İbn-i Kayyim rahimullahu Teala da tekfirin Allah haksız yere tekfir etmek Allah hakkında bilgisizce konuşmaktır diyor ve Allahu Teala ayetinde buyuruyor ki kul innema harrama rabbiyel fevahişe. Allahu Teala fuhşiyatı yasakladı, haram kıldı. Ma zahara minha ve ma batan. Zahir ve batın fuhşiyatı haram kıldı. Vel isme vel bagi bi gayril hak. Günahları haram kıldı. Haksız yere zulüm etmeyi haram kıldı. Ve en tüşriku billah. Sonra Allah'a şirk koşmayı haram kıldı. Ve en tekulu alallahi ma la te'alemun. Ve Allah-u Teala'ya bilgisizce konuşmayı haram kıldı. Şimdi İbn-i Kayyum rahimullahu teala bu ayet hakkında diyor ki Allah en hafifinden en şedidine doğru gitti. Yani günahların en hafifi fuhşiyattan zikretti. Sonra günah ve zulümden zikretti. Sonra en şedidi, en tehlikesi şirkten bahsetti. Sonra hepsinden daha tehlikeli ise, daha günah ise Allah hakkında bilgisizce konuşmaktan sakındırdı. Dolayısıyla kardeşler Allah hakkında bilgisizce konuşmak bu helaldir veya bu haramdır demek günahların şirkten dahi daha büyüktür. Ve haksızca bir insana tekfir etmek veyahut da tebdi etmek Allah hakkında bilgisizce konuşmaktır ve şirkten de daha büyük günahtır. İkinci tenbih kardeşlerim, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e göre muhtemel olan amellerde, ihtimallı olan amellerde tekfir edilmez. İhtimallı olan. Bak hariciler ne yapıyor? Hemen tekfir ediyor. Ama Ehl-i Sünnet'e göre bir şeyde ihtimal varsa hem küfür olabilir, küfür olmayabilir, bunda tekfir edilmez. Bu deliline Şafii'yi rahimullahu teala El-Umm isimli kitabında şu kıssayı zikrediyor. Hatib İbn Ebi Belta'yı duymuşsunuzdur. Bu sahabi peygamberin aleyhine casusluk yapıyor. Diyor ki mektup yolluyor bir kadınla. İşte peygamber şu zamanda gelecek, dikkat edin. Tabi vahiy geliyor. Mektup ortaya çıkıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu hemen sen kafir oldun demiyor bakın. Hemen sen bak peygamberin aleyhine casusluk yapmak ne kadar büyük günah. Ama ihtimallı olduğundan dolayı yaptığı amel muhtemel olduğundan dolayı peygamber hemen sen kafirsin demiyor. Soruyor bunu niye yaptın diyor. Adam diyor ki ey Allah Resulü dininden döndüğünden dolayı değil. İşte herkesin Mekke'de bir ehli vardı benim kimsem yoktu. Bu mektupla işte beni orada koruyabilecek insanlar olması için bu mektubu yazdım diyor. Şimdi bu kıssadan ne anlayacağız kardeşlerim? Muhtemel olan şey de tekfir edilmez. Yani bir amel var. Bu adam şimdi casusluğu İslam'ın aleyhine, İslam'ı kötülediğinden, sevmediğinden dolayı da yapmış olabilir. Ve İslam'la alakalı değil, dünyevi bir şeyden dolayı da yapmış olabilir. İki ihtimal var. İhtimal olduğundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu tekfir etmiyor. Diyor ki sadaka Hatib İbni Ebi Belta. Hatib İbni Ebi Belta doğru söyledi diyor ve tekfir etmiyor. İbn-i Kayyum Rahimullahu Teala Beda'a isimli kitabında İmam Ahmet'ten bir kıssa naklediyor. Diyor ki İmam Ahmet'e soruluyor. Bir kişi eşhedü enne Muhammed'e Resulullah derse ezanda. Diğer kişi de kezep de yalan söyledin derse kafir olur mu? İmam Ahmet diyor ki bak ihtimalli bir şey. Eğer diyor ki Muhammed Allah'ın Resulüdür, Muhammed Allah'ın Resulü değildir, yalandır derse kafir olur. Ama kastı Muhammed Allah'ın Resulüdür fakat sen sözünde yalancısın, sen münafıksın, sen bunu kabul etmiyorsun diye derse kafir olmaz. Anlaşıldı mı? Bundan dolayı İmam Ahmet tekfir etmiyor. Aynı şekilde bu zamandaki Şeyh Bin Baz'e de soruluyor. Diyor ki kabirin etrafında tavaf eden kafir olur mu? İbn-i Baz'a hemen kafirdir demiyor. Ne diyor? Diyor ki eğer o tavaf ile ölüye yaklaşmak için tavaf ederse kafir olur.
Ama Allah'a yaklaşmak için tavaf ederse, fakat orada tavafın caiz olduğunu derse kafir olmaz, bu bidat olur. Şeyh Elbani'ye rahimullahu teala da soruluyor. Diyor ki kabrin orada kurban kesmek kesen kişi kafir olur mu? Elbani rahimullahu teala diyor ki eğer kabirdeki ölüye takarrub ederse, yaklaşmak için kurban keserse bu kafir olur. Ama yok Allah'a yaklaşmak için keserse fakat orada daha eftaldır diye kurbanı keserse bu kafir olmaz, bidat olur diyor. Aynı şekilde Şeyh Hüseymin'e de soruluyor. Bir kişi sakal ile ve insanın sünnet mazharı ile alay ederse kafir olur mu? İbn-i Hüseymin diyor ki eğer sünnet olduğundan dolayı istihza ederse, alay ederse kafir olur. Ama yok sünnet olduğundan dolayı değil de kişinin şahsından dolayı, sünnetle alakası değil, kişinin şahsından dolayı alay ederse kafir olmaz diyor Şeyh Hüseymin rahimullahu teala.